Merhaba sevgili çocuklar, uzay geometri 6 adlı videomuzda düzgün altıgen dik prizma ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Onlarla ilgili örnekler yapacağız. E, tabana altıgen olan prizmalara altıgen prizma deniyor. E, tabana dikindiği için de biz zaten dik prizmaları görüyoruz. Düzgün altıgen dik prizma e, olmuş oluyor prizmanın ismi altıgen dik prizmanın kapalı halini ve açık halini görüyorsunuz şekilde çocuklar her bir yan yüzeyi şöyle zemine yatırdığımızı düşünürseniz eğer burada birbirine eş olan 6 tane dikdörtgenden bahsetmiş oluyoruz ve her birinin alanı alanında ah'a a eşit dolayısıyla yanal alan dediğimiz alan ah'dan 6 tane olduğu için 6 tane ah'ın değerine eşit olmuş oldu e, taban alanımız taban bir altıgen olduğu için düzgün altıgen olduğu için her bir köşegenini çizdiğimizde uzun köşegenini çizdiğimizde bu altıgeni birbirine eş olan altı tane eşkenar üçgene bölmüş oluyoruz hatırlarsanız. Bunun bir tanesinin alanını bulup onu 6 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla bir tanesinin alanı a kare 3 bölü 4. Onu da 6 ile çarptığınızda taban alanımızı bulmuş oluyoruz. Sonra alan formülümüz iki taban alanına bir yanal alanı eklediğimizde bulduğumuz değerde e, iki taban alanıyla yan alanı toplayarak toplam yüzey alanını da bulmuş oluyorsunuz. Hacmini bulmak için de taban alanıyla yüksekliği çarpıyorduk çocuklar. Tabanı eşkenar üçgenlerden 6 tane olduğu için 6 tane a kare 3 bölü 4 ile taban alanını bulmuş olduk. Çarpı yükseklik de h olduğu için haşla çarpıyoruz. Hacmini de böyle hesaplıyoruz. Evet bir tane örnek yaparak şimdi uygulayalım bu formülü bu soruya. Dik prizmanın taban ayrıtı 6 ve yüksekliği birim olduğuna göre prizmanın alanını ve hacmini bulunuz demişler. Hemen alan formülünü yazıyorum. 2 tane taban alanıyla bir tane yan alanı topladığımızda prizmanın alanını bulmuş olacağız. Taban alanı için şimdi formülü uygulayacağım. Tabanında birbirine eş olan Şöyle böldüğümüz zaman 6 tane o formülü ezberlemedim bakın tekrar yeniden e, soru üzerinde işlem yapıyorum. Birbirine eşit olduğu için bu eşkenar üçgenden 6 tane var. O zaman taban alanına 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4'lü formülümüz e, üçgenin alanı 36 kök 3 bölü 4 e, gelmiş olacak. Bunu da sadeleştirirseniz e, 4 ile 36 sadeleşirse 9 6 kere 9 da 54 kök 3 gelmiş oldu sonra devam ediyorum yanal alanı hesaplayalım yanal alanda da şöyle dikdörtgenlerimiz mevcut gördüğünüz gibi bu dikdörtgenin bir kenarı 6 bir kenarı 10 olduğu için 6 çarpı 10'dan 6 tane var gördüğünüz gibi 6 tane 6 çarpı 10 diyorum oradan da 360 geliyor yanal alan şimdi ben toplam alanı bulmak için iki taban alanına yani iki tane 54 köküçe bir de 360'ı eklemem gerekiyor. Şunu da biraz düzeltelim. Evet. 2 ile 54'ü çarptığımızda 108 kök gelmiş olacak. Bir de yanında 360 var. Alan bunların ikisinin toplamı kadar birim kare olmalı. Şimdi hacmi bulmak için işlemlerimizi yapalım. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti çocuklar. Taban alanı yine Yukarıda bulduğumuz için tekrar hesaplamayacağım. Onun yerine 54 köküçü hemen yazıyorum. Çarpı yüksekliği de 10 bulduğumuz için pardon 10 verildiği için 10 yazıyorum. İkisini çarptığımızda hacmi de 540 köküç birim küp bulmuş olduk. Evet, 33. soruda düzgün altıgen dik prizmanın AD uzunluğu verilmiş bize uzun köşegen uzunluğu verilmiş. Bunu da hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. E, e, düzgün altıgende şöyle köşegenleri çizdiğimiz zaman e, burada eşkenar üçgenler oluşuyordu ve uzun köşegen bu e, tabanın bir kenarından iki katıydı zaten o şuradan da geliyor. Dört e, birimi şöyle 2 iki, iki parçaladığınızda göreceksiniz e, eşkenar üçgen şuradaki ya da e, altıgenin tabanının 2 olduğunu görüyorsunuz. Uzun köşegen yani de onun 2 katından 4'e eşit gördüğünüz gibi. CC üssü yani yüksekliği de bize 6 birim vermişler. Prizmanın alanını ve hacmini bulunuz demiş. Şimdi bir kenarı bulduğuma göre demin yaptığım işlemleri tekrar e, kenarımız 2 olduğu ve yüksekliğimizin 6 olduğu durumda alan ve hacim için e, formüllerimizi oluşturalım. Yüzey alanı neydi? 2 tane taban alanıyla bir tane yan alanın toplamıydı. Hemen taban alanımızı bulmak için işlem yapalım. E, tabanımızda bir kenarı 2 birim olan bir altıgen var. O zaman 6 çarpı e, eşken üçgenin alanı da a kare kök 3 bölü 4'tü. 4 çarpı kök 3 bölü 4 gelmiş oldu oradan. Bunun 6 tanesi olduğu için çarpı 6 dedik. 4'ler birbirini götürdü buradan 6 kök üç sonucunu bulmuş olduk. Yanal alanı hesaplarken de bu sefer formül kullanacağım çocuklar. Taban çevresi çarpı yükseklikti e, yanal alanımız. Tabanın çevresi 2'den 6 tane olduğu için altıgenin çevresi 6 kere 2 12'ye eşit. Yükseklik de 6 olduğu için bunları çarpacağım. Taban çevresi çarpı yükseklikten yanal alanı bulacağım. Oradan da 72 birim gelmiş oldu. Birim kare. Hemen toplam alanı bulmak için iki taban alanıyla yan alanı topluyoruz. İki taban alanı 12 kökü eşittir. E, artı yan alanda 72 bulduk. İkisinin toplamını birim kare yazıyoruz. Alanımız bu şekilde hesaplandı. Şimdi bir de hacmimizi hesaplayalım. hacimle sorulmuş. Hacim bulmak için de taban alanıyla yüksekliği çarpıyorduk. E, taban alanını yukarıda bulduk. tekrar e, getirip onu yerine yazalım. 6 kök 3 çarpı yüksekliği de 6 bulduğumuz için 6 yazdık. Oradan da 36 kök 3 birim küp gelmiş oldu. Hacmimiz. Evet, şimdi bir altıgenle bir kare prizma e, sorusu var. Şekil 1'de taban ayrıtı 4 birim olan düzgün altıgen dik prizmanın içinde 2 birim yüksekliğinde su bulunmaktaymış. Bu su şekil 2'deki taban ayrıtı 2 kök 3 birim olan kare dik prizmanın içine döküldüğünde suyun yüksekliği kaç birim olur diye sorulmuş. Şimdi bizim buradaki suyu hiç yere dökmeden bunun içine boşalttığımız için e hacminde e, suyun hacminde bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla buradaki suyun hacmi neyse buradaki suyun hacmi de aynı olmalı. E bunları birbirine eşitlememiz gerekiyor. Şimdi suyun hacmini yazıyoruz. Birinci durumda şekil birdeki e, suya bakarak oradan suyun hacmini oluşturacağız Neydi suyun hacmini bulmamız e, e, bulmak için formülümüz taban alanın çarpı yükseklikti. taban alanımız kenarı 4 birim olan bir altıgen o zaman 6 çarpı a kare oradan 16 çarpı kök 3 bölü 4 formülü geldi. Çarpı suyun yüksekliği de 2 olduğu için 2 ile çarpıyorum ki suyun e, hacmini bulmak için. E, buradan da işlemleri düzenlerseniz eğer 16 ile 4 sadeleşti. Buradan 4 geldi. 4 gerek 8. 48 köküç bulmuş olduk. Şimdi 48 köküç suyu ben e, buradaki kare prizmanın içine boşaltıyorum. Bu sefer suyun tabana değiştiği için yüksekliği de değişmiş olacak. Ben şimdi o yüksekliği bulacağım. Yine aynı şekilde... Bunu eşitliyorum. Yan taraftaki şekil 2'deki prizmanın içindeki suyun hacmin'e eşitleyeceğim. Şimdi taban alanı kare olduğu için taban alanı çarpı yükseklik yine formülümüz. Taban alanı kare olduğu için 2 kök 3'ün karesi yazdım buraya. Çarpı yükseklikte h su yazıyorum çünkü onu istiyoruz zaten. Şunu aradan çıkartıp ikisini birbirine eşit dediğimizde 48 kök 3 eşittir. 12 çarpı h su gelmiş oluyor elimize. 48'de de 12'yi sadeleştirdiğimizde suyun yüksekliğini 4 kök 3 birim bulmuş oluruz çocuklar. Evet 35. soruda da düzgün altıgendik prizmanın taban ayrıtı 6 birim. Yüksekliği 5 birim verilmiş. AD üssü uzunluğu kaç birimdir diye bize sorulmuş. Şimdi biz burada A ve D noktalarını birbiriyle birleştirerek burada bir üçgen elde edeceğiz çocuklar. Şekli de düzgün çizemiyorum. Kusura bakmayın kaleme hala alışamadım. Tekrar bir daha deneyeceğim. D noktasıyla A noktasını birleştiriyorum. Dolayısıyla dik prizma olduğu için buradan da e, dik indirmiş oluyorum. D ile D üssü uzunluğunu birleştirdiğimde. Burada bir dik üçgen oluştu gördüğünüz gibi. AD uzunluğu. DD üssü ve bize sorulan AD üssü uzunluğu bir dik üçgen oluşturmuş oldu. Benim o zaman AD uzunluğunu bulmaya ihtiyacım var. Bu da zaten altıgenin uzun köşegeni. Bakın ortadan ikiye bölmüş. iki eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla 6 ise burası bunun da 12 olması gerekiyor. Uzun köşegen biliyorsunuz Altıgenin bir kenarının 2 katına eşitti. Buradan 12'yi biz bulduk. 5 de yükseklik bize verilmiş. Onun da buraya eşit olduğunu biliyorum. O zaman 5 12 13 üçgeninden AD üssünün değeri de 13 birim gelmiştir. Evet şekildeki düzgün altıgen dik prizmanın taban ayrıtı 5 birim yüksekliği de 5 kök 3 birim olduğuna göre CAC üssü açısı kaç derecedir diye sormuş. C A C üssü bize şuradaki x diyelim oraya da x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi altıgenin bir özelliği vardı onu hatırlıyor muyuz şöyle buraya çizeceğim. Ee, bir iç açısı 120 dereceydi ee, kısa köşe de. yani burası da kenarımız A dersek eğer A'nın köküç katına eşitti hatırlıyorsanız buradan e, demek ki ben kenara 5 birimden miyse o zaman Buraya 5 5 ise şu AC uzunluğuna da 5 kök 3 yazabiliyorum. Zaten dik prizma olduğu için buradan dikindiğimizi ee, dik indiğimizi CC üstünü çizersek dik indiğimizi anlayacağız. Ve burada 5 kök 5 kök dik üçgen oluşmuş oldu. O zaman taban açısı da ikiz kenar dik üçgende 45 derece olduğu için cevap 45 derecedir diyoruz. Şekildeki düzgün altıgen dik prizmada F üssü L ile L, A üstü birbirine eşitmiş. Bunlar orta noktaymış. Burası da orta noktaymış. Zaten altıgen olduğu için bunlar eşit olacak. Farklı sembol koymasak da olur. Evet bunlar da birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitmiş. Orta noktalar yani. L, K, N ve M. Ee, buna göre bu prizma N, düzlemi K, L dik prizma şeklinde bir parçaya kesilip eee atıldığında kalan cismin hacmi kaç birim küp olur diye sorulmuş. Şuradaki prizmayı kesip atıyoruz. Şurayı da tarayayım. Burası da taban. Bu prizmayı kesip attığımda acaba prizmanın hacmi ne kadar olacak? Onu bulmamız gerekiyor. E, büyük prizmanın hacmini bulacağız. Bu e, kesilen prizmanın hacmini bulacağız ve birbirinden çıkartacağız. Şimdi düzgün altıgen prizma olduğu için e, büyük hacmi buluyorum şimdi BB diyelim ona. Büyük hacim e, taban alanı çarpı yükseklikten. Tabanımızın bir kenarı 4 birim olduğu için 6 çarpı 16 kök 3 bölü 4. E, taban alanını vermiş oldu. Bunu da yükseklikle 6 ile çarparsam bütün altıgenin e, altıgen prizmanın alanını bu, hacmini bulmuş olacağım. Şunlar sadeleşti. 36 ile de 4'ü çarparsak e, 24 elde var 2 3 kere 4 12 144 köküç birim küp bulmuş olduk. Sonra e, içerideki üçgen dik prizmanın e, hacmini bulup ondan çıkartacağım. Üçgen dik prizmanın da bir kenarı 2'ye 2 iki şuralar. E, hemen taban alanını e, bulup ona da BÜ diyelim. E, taban alanıyla e, yüksekliğini çarpacağız bunun da. Tabanında bulunan üçgenin alanı arada 120 derece olduğu için altıgenle şurası 120 derece olduğu için 2 çarpı. 2 çarpı sinüs 120 bölü 2 ile taban alanını buluyorum. Bir de çarpı yüksekliğimizde de 6'ydı zaten. 6 ile çarparsak e, biz bu prizmanın hacmini bulmuş olacağız. Üçgen dik prizmanın hacmini bulmuş olacağız. Şu ikiler sadeleşti. Sin 120 yerine e, 180'e tamamlayan açının sinüsünü yazdım. Sin 60 oldu. Biliyorsunuz 120 derecenin sinüsü ile 60 derecenin sinüsü birbirine eşittir. 60'ın sinüsü de bir e, kök 3 bölü 2 olduğu için onu da yerine kök 3 bölü 2 yazalım. O zaman 2 e, çarpı sin 60 yerine kök 3 bölü 2 yazdım. E, çarpı bir de 6 e, sayımız var burada. Bunlar da birbiriyle sadeleştirirsek 6 kök 3 birim küp bulmuş olacağız. Atılan e, üçgen prizmanın e, hacmi. Sonra biz büyük prizmadan üçgen prizmayı çıkardığımızda da kalan cismin hacmini bulmuş olacağız. Yani 144 kök 3'ten de 6 kök 3'ü çıkartacağım. 138 kök 3 birim küp elde edeceğiz sonucumuzu. Evet, 38. soruda da AB uzunluğunu 6 birim vermiş bize, yani altıgenin e, taban uzunluğu, bir kenar uzunluğu 6 birim. E, yine yüksekliğimiz 10 birim olmak üzere düzgün altıgen dik prizma şeklindeki tahta cisim F, C, C üstü F üstü dikdörtgeni oluşacak şekilde ortadan ikiye kesiliyor. Oluşan yeni cismin yüzey alanını bulunuz demiş. Ben bunu ortadan ikiye kesersem çocuklar? Ee, tamamen e, yüzey alanı yarı yarıya bölünmez. Şimdi e, şu kısım yarıya bölündü, taban yarıya bölündü, yine yan yüzey de yarıya bölündü. Fakat e, şeyi e, gördüğünüz gibi burayı kestiğimde burada yeni bir yüzey açılmış oldu. Yarım e, kesilen şeklin FCC e, üssü F üssü şeklinde bir dikdörtgensel bölge alanı gelmiş oldu karşımıza kesildikten sonra onu da ekleyeceğiz onu unutmayalım şimdi biz e, o zaman e, bütün alandan yani e, altıgenin alanından VA diyelim ona altıgenin alanın yarısını bularak e, şu parça şu parça şu parça ve üst tabanla alt tabanın yarısını hesaplamış olacağız Artı bir de ona şuradaki FCC üssü, F üssü dörtgenini eklememiz lazım. Oradan da F, C, C üssü, F üssü dikdörtgeninin alanını eklememiz gerekiyor. Şimdi toplam alanı bulalım. Bütün altıgen prizmanın alanını bulalım. Pardon buraya V yazdım ama o A olacak çocuklar. Altıgenin alanını buluyoruz. Altıgenin alanı e, taban alanıyla iki taban alanıyla bir yan alanının e, toplamıydı. Hemen iki taban alanını hesaplayalım. Taban alanını hesapladık. E, a kare kök 3 bölü 4'ün 6 katı 6 çarpı 36 kök 3 bölü 4 yazdık. Bunun 6 katını hesaplarsak taban alanın bir tanesini hesaplamış olacağız. Oradan da e, sadeleştirirsem 954 kök 3 bulmuş oldum. E, ee, yanal alanı hesaplayalım bir de. Yanal alanda e, taban çevresi çarpı yükseklikti. Hemen taban çevremiz 6 kere 6 36 yükseklikte 10 olduğu için onu da 360 yazdık. Şimdi 54 kök 3'ün 2 katıyla şuraya yazalım. E, oradan 108 kök 3 gelecek. E, artı yanal alanı yani 360'ı topladım bütün alanı bulmuş oldum Ortadan ikiye kestiğimizde bunun bir kere yarısını hesaplamış olacağız Oradan 54 köküç gelecek Artı bir de e, 180 gelmiş olacak e, Toplam alanın yarısını bulduk Artı bir de dikdörtgen alanı ekleyeceğiz demiştik e, Peki fc uzunluğu kaç birimdir çocuklar Burada altıgenin uzun köşegeninden bahsediyoruz Evet orası bir kenarın iki katıydı. Orası 12. 12 çarpı 10 da o zaman bu dikdörtgenin alanı yapmış oldu. Şimdi işlemlerimizi düzenleyelim. Şuradan 120, 180 daha 300 gelmiş oldu. Bir de yanında 54 köküç olmuş olacak. Böylece biz e, prizma 2'ye bölündüğünde alanını bulmuş olacağız. Yeni oluşan yarım prizmanın alanını bulmuş oluyoruz. Tekrar söylüyorum eğer hacmini sorsaydı Direk hacminin yarısını cevap olarak yazacaktık kesildiğinde oluşan yeni cismin yüzey hac, pardon hacmini bulmak için toplam hacmin yarısını hesaplamanız gerekiyor ama alan için aynı şey söz konusu değil çünkü ben bunu bu dikdörtgen yardımıyla iki parçaya ayırdığımda bir tane yüzeyi artmış oluyor tamam tüm yüzeylerinin yarısını alıyorum ama artı bir de onu kesip ayırdıktan sonra burada bir dikdörtgensel bölge e, alanı kadar alanı artmış olacak. Onu eklemeyi unutmuyoruz lütfen. E, böylece sorularımızın sonuna geldik çocuklar. Düzgün altıgen dik prizma ile ilgili çözeceğim sorularda bu kadar. Yine bu konuyla ilgili soruları da devamında çözerseniz bu konuyu e, iyi pekiştirmiş oluruz. Hoşçakalın herkese iyi günler diliyorum.